Ömerciğim günaydın. Hemen kafadan sorayım. Sence bu faiz arttırmanın ardından gelen yükseliş ya da yükselişler borsada bir satış fırsatı mı değil mi? Yani öyle söyleyeyim, öyle sorayım ben soruyu. Tabii, aslında satış fırsatı olsaydı hocam, biz dün satış fırsatını direkt görürdük. Çünkü biz geçmişte şunları gördük. Amerikan dolarında sert düşüşler yaşandığında Borsa İstanbul dolar bazlı yükselmiş gibi gözüktüğü için direkt Borsa İstanbul'da bunun negatif etkisini görüyorduk. Ama dün yapılan alışlar gerçekten altı doldurulabilir alışlardı, onu söyleyebilirim. Amerikan doları gerilemeye devam ederken Borsa İstanbul'da da yükselişler daha da hızlanmaya başladı. O sebeptendir ki biz dolar bazlı düşen trendi dün çok hızlı bir şekilde kırdık ve 284 dolara kadar yükseldik 270 dolarlardan. Şu an 289 dolar seviyesini takip edeceğiz. Yani biz aslında 9400 olmadan neredeyse 9300'lü seviyelere gelmiş olduk dün ile birlikte. Ve aslında uzun bir dönem sonra Amerikan dolarının değer kaybıyla Borsa İstanbul'un arasındaki korelasyon aslında ters ilişkiye girdiğini gördük. Anladım. Peki şimdi hani bir 300 dolar seviyesi zaten tavan diyorlar. Ondan sonra hem ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya ve daha fazla faiz artırımına yol açıyor. Ama bir korkuyu ortadan kaldırdı zannediyorum. Çünkü Mehmet Şimşek'in son açıklamaları sanki bir faiz artırımı için Cumhurbaşkanı'ndan izin yok gibi bir kar suyu kaçırmıştı kulaklara. Şimdi bunu engelleyebilecek bir faiz artırımı yaptık. Üstüne koridoru getirdik. Neredeyse 800 bas puanlık bir faiz artışı yapılmış gibi. Artı başka önlemler de alıp daha sonra faiz arttırabiliriz dedi Merkez Bankası. Bu ekonomik aktivite olarak yavaşlama demek. Bu borsada kredili işlemler yapanlar açısından maliyet artışı demek. Bunun bir negatif etkisi olmayacak mı önümüzdeki günlerde hisse senetleri piyasasında? Olma ihtimali var ama şöyle diyeyim. Borsa İstanbul'da kredili işlemlerin maliyeti faizler artmadan önce de yüksekti. Yani biz politika faizi %25-30 civarındayken biz senelik bileşik %110 faiz görüyorduk kredi faizlerinde. Tabii ki etkisi olacaktır ki artık bu faizin de aslında orta dönemde Borsa İstanbul'a negatif etkilerini görme ihtimalimiz yüksek. Dünkü alış biraz CDS'lerin de gerilemesiyle banka özelinde Banka hızlanan hisseleri alışlar üzerinde. gerçekleşti aslında. Orada yaklaşık bir %5'e yakın yükseliş kaydettik bankacılık tarafında. Evet. Peki Ömer Yiğit Doğan çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Rica Sağlıklı, ederim. mutlu, güzel bir hafta sonu olsun diyelim efendim.